başaracağız. Geçmişle geleceğin köprüsü kurulmayan ülkeler ve şehirler yaşayamaz. Bugün bu topraklarda hep beraber huzur içinde birlikte yaşayabiliyorsak bunun en büyük mimarı, bu ülkenin kurucusu ve kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olduğunu da hep beraber biliyoruz. Onun bu bıraktığı cumhuriyet sayesinde de bugün burada gördüğünüz gibi kadınımızla, erkeğimizle, kızımızla, gencimizle, çocuğumuzla hep beraber bir arada olabiliyoruz. Birbirimizin dinine göre ayrılmıyoruz. Birbirimizin dinine göre ayrılmıyoruz. Sağcı demiyoruz, solcu demiyoruz. Hep beraber birlikte gülebiliyoruz, ağlayabiliyoruz. Onun için bu cumhuriyetin kıymetini hep beraber daha çok bilmek zorundayız ve geleceğe taşımak zorundayız. Bizler hep birlikte bu güzel coğrafyada tarımıyla, hayvancılığıyla, turizmiyle ayağa kalkmış bir şehir hayalimiz var. Bundan sonra desteklerimiz başlıyor. Hayvancılığa desteklerimiz başlıyor. Tarıma başlıyor. Turizm için yeni rotalar oluşturuyoruz. Çocuklarımızın eğitim anlamında daha huzurlu eğitim alabilmesi için çalışmalarımıza başladık. Umut ediyoruz ki bu şehirde ben değil biz diyebilenlerin kazanacağı, bu şehirde kendi gemisini kurtaranların değil hep beraber kurtulduğumuzda mutlu olanların şehrini yaratacağız. Bu şehirde birlikte huzur içinde yaşamak dileğiyle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim. 8 asırlık sudan koyun geçirme festivalimiz, Yörük Göçü, Yörük Geleneği 851.sini kutluyoruz. Başta Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Sayın Bulda Belediye Başkanı Mehmet Ali abi, Mehmet Ali Orpak, Birsen Çelik, Mehmet Ali Eraydın, Önder Demir, Semih Dere, Ali Marım, Yusuf Gülsever, diğer belediye başkanlarım da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Niye böyle bir girizgah yaptık? Çünkü bu bir kültürel miras. Kuşaklardan kuşaklara aktarılması gerekiyor. Bunun yaşatılması lazım. Tabii ki burada çobanlar koyun ve su üçgeni, üçünün aynı anda komplike bir sistemle yapılması lazım. Ama burada çobanlarla koyunlar hali hazırda var. Suyumuz yok. Bu suya inşallah Büyükşehir Belediyesi ile devletin diğer yönetenleriyle, Sayın Valimizle, Sayın Kaymakamımızla inşallah seneye gürül gürül akan bir Menderes'le ağız tadıyla yapmak istiyoruz. Bu kültürel mirası kuşaktan kuşağa aktarmak istiyoruz. Çünkü bir ecdat mirasıdır, ata mirasıdır. Ağaç köküyle gürler. Biz de kültürlerimizden besleniyoruz. Bunları ileriki kuşaklara Oğuz boyunun bu Türk kültürü, Yörük kültürünü devam ettirmek istiyoruz. Geçmişine sahip çıkmayan toplumların geleceği olmaz. Dolayısıyla yıllardır bu süre gelen bu koynatmaklama yarışının hala devam ettirilmesi bence çok önemli. O yüzden bu geleneği sahip çıkan başta belediye başkanımız olmak üzere tüm Çalılara teşekkür ediyorum. Biz de bu amaçla buraya destek için geldik. Elimizden geldiğince bu tür çalışmalara her zaman destek vereceğiz. Birlik beraber içerisinde şehrimizi, Çalımızı, denizimizi, ben de Buldan Belediye Başkanı olarak Buldan'ımızı hep beraber ileriye taşıyacağız. Bu da güzel bir şey diye düşünüyorum. Vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Belediye başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum.